Günaydınlar arkadaşlar. Tekrardan ben şimdi gidiyorum Polisya Federal'e. Dönüşte de o evin, yeni ev var ya, onun sahibinin yanına gitmeye çalışacağım. Bulabilirsek yerinde kendisini. İnşallah gelişte o evi de hallederiz. Hem kimlik hem ev işi bitmiş olur. Bugün de burada çanta, cincik, boncuk pazarı var. Yağmur yağacak ama belli yani. Akşama doğru zannedersem yağacak. Neyse, işlerimizi güçlerimizi hallederiz bugün. Ondan sonra da gelir evimizde. Hele evi halledersek zaten hemen gerekirse bugün taşınırım yani. Sıkıntı yok zaten, neyimiz var. Şimdi oraya daha randevu saatine var gerçi ama biraz orada kahvaltı mahvaltı yaparım dedim. Bugün nereden gidiyordu oranın otobüsü şimdi? Oy, buongiorno. Eu quero voar a Santo Domingo, aeroporto. Onde você está aqui? Lá. Qual número você sabe? Número? 485. Quanto? 485. Tá bom, obrigado. 485, 483 diyor. No, 485. 485'miş arkadaşlar. Numara. Şuradan gideriz şimdi. 485. Dediğim o işleri halledeyim. Ablamız güvercinler besliyor bak. Almış 1 kilo falan. Sağ olsun. Gene birini yakalamışlar, götürüyorlar. Bakın görüyorsunuz. Ne yapmışsa artık. Herhalde görüyorsunuzdur. Oturttular oraya. Ne yapmışsa. Kim bilir? Oy 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 oy. Bence ya. 400. Aa, şurada galiba. Hiç numaralarına bakmıyorum. Hep buradan gelip geçiyorum ama. Burası bizim yol üzeri. Via Express 485 lira. Aa, bu Kondro. Aa, şu gidiyor arkadaşlar. Kaç dakikası var acaba? Neyse, ben otobüsü bekleyeyim, bineyim. Şurada ablamız kahve satıyor. Şurada bir kahve içeyim ablamız. Bu ablamızı da görün bu durakta. İyi yere tezgah açmış durağın önünde. Bom dia. Quanto que café? Tá bom? Tá, obrigado. Bitmiş. Kalmamış. Neyse, sıkıntı yok. Ya şimdi saat erken. Yani erken dediğim randevu saatine var. Gidip orada beklesem havaalanı etrafı pahalı da olur. Hani bir kahve mavi içmeye kalksam. Şurada Japon restoranı var ya, acaba oraya gitsem. Orada en azından bir kahvaltı yaparım. Sonra döner. Gelirim, otobüse binip giderim. Aslında otobüs de zaten zannedersem o taraftan da geçin ama. Ben yine de buraya gelirim. Yakın zaten. Şuradaki grafitide ne anlatmak istemiş pek anlamadım. Anlayan varsa bana da söyleyebilir arkadaşlar. Buranın ne olduğunu bile bilmiyorum yani. Hiç böyle açık falan görmedim. Hani disko mu, bar mı, eğlence merkezi mi desek. Bilmiyorum. Affedersiniz, mal gibi yürüyüp gelip geziyormuşum demek ki yani. Hiç de her gün buralardan geçiyorum. İlk defa dikkatimi çekti bazı şeyler. Demek ki hep iş telaşıyla gidiyoruz ya. Bir de benim sabahları çok yoğun oluyor harbiden. Kalk, mısır al, mısır temizle, mısırı kaynat. Sonra YouTube'a video yükle, edit yapamıyorum bile doğru dürüst. Çünkü evde de internet sorunu var. Telefon çekmiyor. Video yükle YouTube'a, ondan sonra gel bileklik tezgahını aç falan derken sabah
7 ile 11 arası bayağı bir yoğun geçiyor benim. Hiç zamanım olmuyor yani. Hızlı hızlı gelip gidiyorum demek ki ondan. Neyse, görmüş olduk en azından. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz airport havaalanı, Santos Dumont Havalimanı. Buradaki polisiye federalden randevu verdiler bana. Herhalde uçağa yakın olsun da hemen bunu gönderelim dediler. Yok yok, öyle yok tabi de. Ne bileyim, uzun zamandır da havaalanına gelmemiştik. Buradan şey verdiler herhalde, evime en yakın olan burası diye. Çünkü adres soruyor ilk başta, nerede oturuyorsun, neredesin falan diye. Ben İpanema diye belirttim. Sonra buradan randevu verdi bana. Şimdi şurası çıkış. Samberke diyor çıkış. Bana 2 numaralı kapıdan vermişti galiba. Şuradan sigara içiyorum. Onu içeyim, içeri bir gireyim bakayım. Randevu saatine daha 45 dakika falan var ama yine de gideceğim. Belki tamam derler, hemen hallederler ya da bekle derlerse beklerim, ne yapayım. Çok büyük bir havaalanı değil, şey gibi falan değil yani. Mesela karşıda direkt uçağı görüyorsunuzdur zannedersem. Küçük bir havaalanı Rio'nunki, Sao Paulo gibi falan değil yani. Burada havalimanlarında da bizimki gibi öyle X-ray'den geçeyim, şunu yapayım, bunu yapayım yok. Ta check-in olana kadar rahatsın yani, sıkıntı yok. Ta check-in zamanında bir kontrol ediyorlar öyle. Hani check-in'i geçtikten sonra öyle. Yoksa havaalanına giriş meriş yok. Bizde AVM'lere girerken bile şey yapıyorlardı. X-ray'den geçiyorsun mesela. Çantayı bırak, bilmiyorum ne yap. Burada öyle bir şey yok. Brezilya'nın genelinde öyle bir şey yok yani. Ben şimdi bakayım, polisiye federal bana 2 numaralı kapı mı demişti zannedersem. Şöyle bir sorayım. Oy boncuya. Onca esta polisiye federal. Direto aqui. Sim. No finalzinho esquerdo, direito, mas tudo sobe a escada. Tá, obrigado. Düz git dedi, sola dön dedi. Sonra gene düz git dedi. Yani buranın sonundan sola dön. Sonra tekrar düz git. Yukarıya çık dedi. Tamam dedim ben de baba. O iş bende dedim. Beşiktaş formamızla geldim yine. Üstümden çıkaramıyorum ya. Üstüme yapıştı bu forma artık. Santos zamanı. Vay be, uçmayı da özlemişim ha. Görünce bir şey oldu böyle. Bir yerlere gitmeyi özlemişim diyeyim daha doğrusu. Sao Paulo, Sao Paulo, Sao Paulo. Hep Sao Paulo. Buradan direkt Sao Paulo var galiba, başka ülkeye. Hani çok nadir oluyor. Gerçi Hayrettin abiler buradan gitti. Ama Uruguay'a aktarmasız gittiler galiba onlar, evet. Çok nadir var öyle uçuşlar. Campinas, Sao Paulo, Sao Paulo, Guarulhos, Brezilya. Hep şey yani, adı neydi? Belki de ben iç hatlardayım, pardon. İç hatlarda olduğum için sürekli sadece içleri görüyorum yani. Abi, ben bu adam bana etkilemiyorum. Bu kadar mı gidiyorduk yani? Başka gidiş de yok. Sola döndü ama başka, hani zorunlu dönüş haricinde başka dönüş belki de ben kaçırdım ama bilmiyorum. Neyse bir giderim bakalım. Oy boncuya. Polisiye federalla. Ta, obrigado. Doğru gidiyormuşuz arkadaşlar. Doğru yerdeymişiz yani. Medikal servis diyor. Neyse ben gideyim, yine açarım size. Mesela arkadaşlar bakın, check-in yerlerine kadar geldik. Kimse aramadı, hani öyle X-ray'den geçireyim, üstüne bakayım, başına bakayım. Öyle bir şey yok yani. Ta ki check-in'den sonra artık uçağa binene kadar. Uçağa bineceğin zaman öyle bir şey yapıyorlar. İnsanlar uçuyor işte, gidiyor bir yerlere, bir yerden bir yere. Doğru gelmişim bu arada. Ha, deleme gidiyor. Polisiye federal üstte yani. Doğru yerdeyiz bakalım. Burası, burası, burası. Ben yukarıya çıkacağım arkadaşlar şimdi. Dediğim gibi çok küçük bir havaalanı. Uçakları görüyoruz buradan. Yukarıya çıkayım. Bakalım işimizi halledelim.
İşte hep bu salaklığı yapıyorum arkadaşlar. Hangi salaklığı yapıyorum? Oralara gelirken şarjımı yanıma almıyorum. Yani power bank var ya, almıyorum. Power bank yanıma almıyorum. Ha şimdi şarj bitiyor diyor. Tamam yine. Yani biliyoruz, böyle salaklık yapıyorum işte. Yani sonuçta bu iPhone'larda sıkıntı şarj. Ama hele de bizim gibi ben hani video falan çekiyoruz, şu yapıyoruz, bu yapıyoruz. Yani nasıl bir salaklık yapıyorum? Bunu her zaman yapıyorum ama aynı salaklığı her zaman yapıyorum. Şarjım bitiyor. Bilmiyorum ne yapacağım. İçeriye de evrakları verdim. Bekliyorum. Bekle dediler. Tamam dedim ben de. Baba buradayız dedim. Her şey kontrolümüzde. Bekleyeceğim. Artık ondan sonra direkt inşallah her şeyimiz hemen biter. Şarjımız bitmeden gideriz. Ne diyeyim? Üzgünüm. Maalesef üzgünüm arkadaşlar. Yani kızdığımız zaman bazı kişiler diyor ki ya diyor siz diyor işte ülkemizi kötülüyorsunuz. Ülkeyi kötülemiyoruz kardeşim. Bu ülke kötülemek değildir. Ülke o kadar, artık ülkenin pasaportu, değerleri o kadar düşmüş ki. Bakın ben o kadar süredir burada olmama rağmen yenilemediler. Niye yenilemediler? Dediler ki kanunlar değişti. Öncelikle bir heyet varmış işte, neyse. Oraya gideceksin dediler. Yani adresi verdiler bana. Öncelikle oraya gideceksin dediler. Orada aktive edeceksin tekrar, bilmiyorum ne. Sonra buraya geleceksin. Orası hallolduktan sonra buraya geleceksin. Burada yenileyeceğiz dediler tekrar. Şimdi artık eskisi gibi değil dediler. Yani gerçekten söyleyecek bir şey bulamıyorum. Ha sıkıntı mı? Değil. Ben her türlü burada kalıyorum zaten. Benim sıkıntım yok yani. Benim burada kalmayla ilgili bir sıkıntım yok ama yani hani ben video yapıyorum, bazı arkadaşlarımız beğenmiyor ya, Brezilya rezilmiş, Türkiye şöyle böyle, ya da Türkiye şöyleymiş, Brezilya böyle şöyle. Yok arkadaşım, yok yani, yok. Brezilya bile artık seni beni kabul etmiyor ya. Etmiyor yani. Bak o beğenmediğimiz Brezilya seni beni kabul etmiyor. Neyse sıkıntı yok, sadece boşuna uğraşmış oldum. Şimdi yetişir miyim bilmiyorum o dedikleri yere. Şarjım da yok, salak gibi diyorum ya, o salaklığı da yaptım. Şarj etmedim. Şimdi bu dedikleri yere gideceğim. Eğer yetişebilirsem, yetişemezsem başka gün Gabi ile birlikte gideceğim. Nerede olduğunu da bilmiyorum oranın. Evet arkadaşlar. Moralimiz bozuk. Moralimiz bozuldu. Niye bozuldu? Brezilya'da sanırım kanunlar değişmiş. İltica kanunları. Kimliğimi yenilemediler. Yani oturum iznimi yenilemediler. Beni bir adres verdiler, komisyon. Beni oraya gitmemi istediler yani. Oraya git dediler. Oradaki sonuca göre buraya geleceksin tekrar dediler. Oradaki sonuca göre, oranın vereceği karara göre buraya geleceksin dediler. Tamam bizim yani, ne diyeceğim, ne elinden ne gelir, ne yapabilirsin ki? Hiçbir şey yapamazsın. Tamam dedim ben de. Yani üzüldüm, şoka uğradım, kızdım, sinirlendim. Ne bileyim yani, bir sürü şey. Ne yapacağız bilmiyorum. Yani şeyden dolayı değil, Brezilya'da kalmanın illaki bir yolu var yani. Kalırım, benim için sorun değil. Kalırım. Ama böyle olmasını isterdim. Yani bu şekilde kalmayı isterdim. Kimseye minnet etmeden. En azından bu şekilde kimseye minnet etmeden kalmış oluyordum. Şimdi Brezilya beni postalayacak mı? Yani yok. Öyle bir şey yok. Ama süreç nasıl işleyecek? Nasıl halledeceğiz? O biraz sıkıntılı olabilir. Yani zaman alabilir. Uğraş gerekecek yani sanırım bayağı biraz. Bilmiyorum artık yani. Şimdi hiçbir şey de yapamıyorum. Niye? Çünkü beni gönderdikleri yer sadece cuma günleri kabul ediyormuş. Cuma günü gideceğim oraya. Ve randevu alma şeyi de yok yani. Gittin sıraya giriyorsun artık şansına. Yani erken bir saatte gideceğim. Belirlenen saatlerin, açılış saatlerinin erken bir saatinde. Orada sıraya gireceğim. Bakalım ne diyecekler, ne demeyecekler. Yani ben de merak ediyorum, siz de merak ediyorsunuz. Dediğim gibi Brezilya'dan gidecek miyim? Gitmeyeceğim tabii ki.
Yani buraya artık kök salacağım herhalde. Gitmeyeceğim. Ama dedim yani öbür türlüsü ya minnet ediyorsun falan ne bileyim. Hani o sevgili oturumu veya farklı şeyler. Ya kimseye minnet etmek istemiyordum açıkçası yani. Yapamaz mıyım? Yani olmaz mı? Kalmam için yapmazlar mı? Yaparlar. Ama işte minnet etmek yani şimdilik tamam eyvallah. 2 gün sonra hani biraz takıştığın zaman, biraz bozuştuğun zaman kalkıp insan halini gördük yani. Her türlü insanı gördük. Artık benim insanlara güvenim kalmadı açık söyleyeyim yani. Benim insanlara karşı bir güvenim yok yani. Onun için 2 gün sonra ne diyeceğini bilmiyorsun. İşte benim sayemde kalıyorsun. Şöyleydi, böyleydi. Onları yaşamak istemiyorum açıkçası. Bu şekilde kimse, ben her yerde de şey söylüyordum mesela hiç sevgili oturumum var şu bu demiyordum. İltica ediyordum. Ben ilticayla kalıyorum. Sevgili oturumum olmasa da olur diyordum. Şimdi işte hani derler ya zurnanın zırt dediği yerdeyiz. Zurnanın zırt dediği yerdeyiz. Bana hani ülkeyi terk et falan demediler tabii ki. Sadece oraya gideceksin dediler. Oradaki duruma göre, oradaki sonuca göre tekrar buraya gelirsin dediler. Yani oradaki sonuca göre. Anladığım şu, orası tamam hani kalmaya devam edebilirsin derse zannedersem ki öyle bir şey yani. Tam bilmiyorum, emin değilim. Hani tamam kalmaya devam edebilirsin derse ondan sonra sistemlere girecekler zaten onu sisteme. Ben de Polisiya Federale gittiğim zaman Polisiya Federale sistemde görecek, kimliğimi yenileyecek. Anladığım bu benim. Yani adama neden dedim, ne oldu falan anlatmadı hiçbir şey. Sadece dedi hani kanunlar böyle, şu anda kanunlar bu. Oraya gitmen gerekiyor dedi. Tamam dedim ben de hani uzatmadı da adamlar başında bir sürü kişi de bekliyor orada. Hani küçük bir yerde değil. Bir sürü kişi bekliyor. Ben de tamam dedim. Baba, ağa da sizsiniz, paşa da sizsiniz dedim. Şarjım da bitmişti. Otobüse bindim, yağmur da başladı. Geldim eve. Hala da yağmur yağıyor. Hiçbir şey de yapmak istemedim zaten o saatten sonra. Öyle geldim, biraz bileklik falan yaptım. Bir şeyler yedim, bol bol yiyorum artık kilo almak istiyorum hani. Şok olduğum için aslında böyleyim. Çok şey değil de tuhaf oldum ya ne bileyim yani. Abicim yani bu kadar mı kötü bizim pasaportumuz ya? Bizim ülkemiz hani şey bu kadar mı kötüleşti ya düştü yani? Bu kadar mı elden ayağa düştü yani bu pasaportumuz ya? Yani ne bileyim Türk deyince artık hani ülkeler şey yapıyor yani Türk'üm deyince Türk ülkelerin insanları olarak demiyorum. Ülkeler olarak, bürokrasi olarak hani. Yani bu kadar mı oldu abi ya? Şurada görüyorum mesela Alman'ı, Fransız'ı, İngiliz'i, Amerikan'ı, ıvırı, zıvırı. Abi adamlar kral gibi dünyanın her yerinde geziyorlar. Küçük çocuklarına bakıyorum. Adamlar oradan oraya geziyor ya. Bizim de çekmediğimiz çile kalmadı. Hatta şeytan dedi bugün topla paranı pırtına baba yürü Amerika'ya doğru. Ha, gidecek miyim? Tabii ki gitmem. Salak değilim hani öyle cebimde parasız falan yani. Ben daha önce de söyledim. Giden beni ilgilendirmiyor. Giden kendi hesabını, kitabını yapmıştır. Ama ben öyle yapmam yani baba. Yani cebimde ben Amerika'ya girdiğim zaman, Amerika'nın içine girdiğim zaman cebimde 3.000 4.000 dolar olmadan ben o yola çıkmam. Yani bunu bileceğim. Ben Amerika ha, tamam. Ben her şey bitti. Amerika'ya girdim. Tamam benim cebimde en az bir 3.000 dolarım var. Bir ev tutarım. O arada hem dilimi geliştiririm İngilizceme hem ufak tefek iş yaparım falan diye düşünebilirim. Ama cebinde para yokken abi kalkıp şimdi bana hani o gün bir abimiz de yazmıştı Amerika'ya gitmiyor musun diye. Yok baba ne işim var yani Amerika'ya gitmek için cebinde şu anda yani öyle Amerika'ya girdiğin zaman cebinde olacak parayla birlikte diyorum. En az 6-7 bin dolar şu anda cebinde paran olacak ki yola çıkacaksın. Yarısını yolda zaten yersin. Yani yersin derken hani gününü gün etme anlamında değil bunun kaçakçısıydı, hani gümrüğüydü, polis rüşvetiydi, şunuydu, bunuydu. Kimse kaçak yani şebeke demeyeyim de yardım almadan, birilerine para yedirmeden geçtim demesin, gittim demesin Amerika'ya. Hepsi yalan söylüyorlar. Hepsi ama az ama çok
Ama sadece o taksiye, ama sadece ne bileyim öbürüne az vermiştir. Şudur budur, eyvallah. Öbürü de ta Türkiye'den kalkmıştır, 20 bin dolar vermiştir. Bir şey diyemem. Bu da sadece 1000 dolar, 1500, 2000 dolar harcamıştır kaçakçılara. Ya da 3000 dolar, neyse. Eyvallah, ama hiç kimse ben tek başıma yürüdüm gittim demesin kardeşim. Meksika'ya giriyorsun, Meksika'ya girince de iş bitmiyor. Oradan da Tijuana'ya gitmen lazım. Orası da ayrı bir kontrol. Karadan gitsen ayrı bir kontrol sürekli. Hava yoluyla gitsen zaten ayrı bir kontrol. Onun için herkes kardeşim gidiyor orasına burasına 3-5 rüşvetiydi, şunuydu bunuydu yediriyor. 3-5 dedim de 50-100 dolardan bahsetmiyorum. 50-100 dolar para değil oralar için. Onlar rüşvet olarak bile görmezler onu. Hani kafam buluyorum bizde derler. Onun için Amerika olayı yok, ben sadece hani öylesine. Ama aklıma geldi bugün. Pop lapalın pırtını yürü baba git dedim ya. Yürü git. Yürü. Devlet Bahçeli babamız yapıyor ya. Yürü. Öyle diyen beri gelsin falan bir şeyler diyor ya. Öyle bir düşündüm yani ben de. Dedim acaba toplayayım zaten neyim var ki, bir çantamı alırım çıkayım gideyim dedim. Sırt çantamı. Homeless gibi yaşayayım anasını satayım. Sonra dedim boşver, o kadar uğraştın, o kadar şey yaptın, emek verdin. Otur oturduğun yerde her şeyin bir çaresi olur dedim. Hele bir o gün gelsin bir gidelim dedim, bakalım o dedikleri komisyona ne olacak ne bitecek. Sonuçta baktım ki oradan hani umut yok. Baktım ki oradan bana umut yok. Hani burada oturmalım, otur kalabilmem için. Öbür seçeneklerim zaten var yani, sıkıntı yok. Ama inşallah böyle olur, bu şekilde olur inşallah diyorum. Hani benden kanıt manıt bilmiyorum, komisyonda belki kanıt manıt da isteyebilirler. Sen iltica, hani belki de onları soracaklar, hiç bilmiyorum. Hiç ne olacağını bilmiyorum. Hani sen böyle iltica ettin de ben kardeşim kağıdın küreğin ver belgen şunu bunun var mı derler. İnşallah sadece onu sorarlar. Her şeyim var. Eskiden beni tehdit edenler falan bir sürü, hepsini sakladım. Hepsi var. İnşallah onu sorarlar. Yağmur hızlandı yine. Tam diyordum gideyim bir tane bira alayım. Yağmur hızlandı. Neyse bakalım, dediğim gibi arkadaşlar inşallah sadece onları sorarlar. Hani kalıyorsun eyvallah, ama bir kanıtın delilin var mı? İnşallah sadece onları sorarlarsa hem bende olanları hem Türkiye'deki işte avukatımda olanları dava falan hani belge isterlerse, resmi belgesiz, hani sen beni tehdit ediliyor diyorsun ama bununla ilgili bir kanıtın, belgen veya hani müracaat ettin mi devlete şuna buna derlerse çok şükür hepsi var. Onları sunarım, olay biter. Ya onun haricinde ne diyebilirler ki, başka düşünüyorum hani, ne diyecekler, en fazla onu soracaklar bana yani. Ya da eyvallah hoş geldin diyecekler, tamam devam et hadi ya diyecekler. Ben hatta derim kardeşim artık öğrenip Portekizce'de hani çok iyi değiliz ama yine iyi kötü derdimizi anlatıyoruz ya. Kardeşim çalışıyoruz, size katma değer üretiyorum derim ya. Katma değer üretiyorum size. Falan takılırız bakalım ya. Vallahi sıkıcı o şeyler ya. Ben ne güzel aldım bugün kimliği. Sadece kimliğimi aldım bu arada yanıma. Kimliğim dedim, Brezilya'daki oturma kimliğimi. Aldım sadece yanıma. O da burada duruyor. Dedim tamam bu iş bitti. Gittim oraya da harbiden sadece Brezilya'daki oturma kartımı kabul ettiler. Başka hiçbir şey istemediler benden. Ve 20 dakika falan bekledim. Sonra geldi dedi baba durum böyle böyle dedi yani. Bu arada senede bir oldu. Yeniliyorduk ya bu şeyleri biz. Protokol diyorlar işte. Senede bir yeniliyorduk ya. Onu söylemeyi unuttum ben. 6 aya düşürmüşler arkadaşlar. Yani kimliğin 6 ayda bir. Ben bu arada Rio'dayım biliyorsunuz. Belki başka eyaletlerde başka sistemler vardır. Bunu bilmiyorum. Ben bugün yaşadıklarımı Rio için konuşuyorum. 6 ayda bir yenilemen gerekiyor diyorlar. Neredeydi o kağıt ya, bakayım nereye koydum ki bilmiyorum. Hatta bana bir kağıt verdiler. Kağıtta da yazıyor. Bilmem kaç sayılı kanunu baba bir sürü bir şeyler yazmış. 6 ayda bir yenilemeniz gerekiyor dedim. Peki tamam eyvallah, ama siz bana bir senelik kimlik verdiniz. Ve ben bunu diyelim ki böyle bir şey oldu, bana mail olarak bildirebilirdiniz. Bana mesela şimdi mail geldi kimliğini değiştir diye. Ben geldim. Bana orada da mail hani gelseydi öyle bir şeyde 6 ayda bir o diye. Ben 6 ayda bir de yine gelirdim. Gelmedi yani, bir senelik de
kimliğim var, kartım var. Yani yapacak bir şey yok. Adam kimliğimi verdi tekrar tabii ki. Tamam dedi, git dedi. Durum böyle böyle, bu adrese gideceksin dedi. Oraya da gittim yani. Oraya da gittim bugün. Ama sıra vardı. Bir sıra olsa, olmasa bile bugün almıyorlardı. O sıra bekleyenler de, önceden oraya müracaat edenler, başvuranlar, gidenler tekrar ikinci bir kere belki çağırdılar. Onların sırasına girmiş olabilirler. Bilmiyorum yani. Verdikleri kağıtta da yazıyor. Ben sonradan fark ettim onu. İlk fark etsem hiç gitmezdim. Cuma günleri 10 ile 16 arası. Yani sabah 10 ile öğleden sonra 4 arası. Gelin diyorlar sadece. O gün sadece cuma günü. Sesta feyre demiş. Şimdi ne olacak? Brezilya'dan sınır dışı mı edileceğim? Yoksa Brezilya'dan git mi diyecekler bana? Bunu hep birlikte göreceğiz ama şunu söyleyeyim, bana git demeyecekler. Git yani, oturumunu yenilemiyoruz diyebilirler ama ben başka bir yol bulurum. Kalırım yine burada. Öyle hani sınır dışı ettirmem kendimi. Yine burada kalırım. Yani demek istediğim, bugün anlıyoruz ki Brezilya'da artık Latin Amerika ülkelerinde bile Türklere karşı bayağı bir sıkıntı olmaya başladı her yönüyle. Bugün bunu bizzat yaşayarak öğrendim, gördüm. Bu arada kimliğimin dolma süresine baktım ben. 30 Haziran'mış arkadaşlar. Yani benim kimliğim bir senelik ya, bu bir senenin dolmasına daha bir, hatta 2 ay var belki de, 30 Haziran. 2 ay neredeyse var. 30 Haziran. Bana gelen mail belki de bu yüzdendi. Yani erken şeyden. Çünkü daha 2 ay var. Bugün baktım, sisteme girdim. Buradaki bizim hani yabancıların iltica neyse şu bu olan bir sistemleri var. Sisconare diye. Oraya girdim. Sisconare'ye baktım. 30 Haziran'da doluyor kimliğimin süresi. Yani şimdi ne olacak? Bilmiyorum. Ama dediğim gibi Brezilya'da kalmaya devam edeceğim. Böyle, durum böyle. Söyleyecek bir şey de bulamıyorum. Oradan oraya koşturdum. Bir şey de çıkmadı. Bekleyeceğiz şimdi bugün günlerden. Neydi? Günlerden ne bugün? Bugün salı galiba. Yarın çarşamba, perşembe. Cuma günü olması kötü. Tam cuma, cumartesi, pazar iş yapıyoruz biliyorsunuz. Ama neyse, artık bir yolunu bulacağız, bir çaresine bakacağız işinde. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olursanız sevinirim. Bu süreci de hep birlikte aşacağımıza inanıyorum. Bunu da aşacağız. İlla ki bu da geçecek. Bu arada dediğim gibi 6 aya inmiş şeyler. 6 ayda bir yenilemen gerekiyormuş. Bildirim şu bu neyse. Abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi bakın kendinize diyoruz. Böylece veda ediyoruz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bana da iyi dileklerinizi, temennilerinizi, dualarınızı bekliyorum ki bir an önce bana tekrar bu İltica kartımı versinler. Yani iltica kartı dediğim üzerinde iltica yazmıyor bu arada. Oturum belgesi yazıyor. Geçici oturum belgesi. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.